TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizler de bizi aramak isterseniz, bizimle sohbet etmek isterseniz bekleriz efendim. Canlı yayın telefon numaramız 0212 454 55 71. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz çok seviniriz. Özellikle Instagram sayfam önümde açık TGT EU TV sayfasından bizi takip edip mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet gündem yine yoğun. E, yorumlarını merak ettiğim partnerime dönmek istiyorum. Tekerite Efe Müdürü, Gazeteci Radyo Yorumcusu Atıoğlu Harbaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Valla dediğim gibi haftanın ikinci günü değil mi? Evet. Yani nasıl geliyor, nasıl geçiyor? Yani daha dün gibi. Çok enteresan <laughs> dün şey. Dün başladık yeni haftaya. Valla yeni haftaya <laughs> evet, dün gibi diyorlar dün yani gibi. Söz gelimi, söz laf lafı açar gibi. Daha dün gibi yani. Daha dün gibi. Geli gidiyoruz. Ha, haftayı, <laughs> haftanın ikinci gününde birlikteyiz. <laughs> gündem ağır bir gündem evet. var ya. Çok ağır bir gündem var. Beni Putin de, Biden ha. korkutuyor ha. ya. Ha. Niye korkutuyor? Yani bunlardan bir bir uzaklaşsak da bir bitse de ya nereden çıktı bu Ukrayna savaşı? Ya. Biden ya. gider, ayak nereden füze, uzak menzilli balistik füzeleri efendim Ukrayna'ya verecek. Bu savaş hiç mi bitmez? Şimdi diyorlar ki efendim bir de asker gönderelim. Hı hı. E şimdi durum böyle olunca ee, Rusya'da karşılık veriyor. Daha uzun uzun menzilli ve balistik füzeleri deniyor. Aman Allah'ım ya Rabbi bu füzelerin başına bir tane de efendim nükleer başlık koydunuz mu al sana nükleer bomba, nükleer savaş. Milletin ayakları birbirine dolandı resmen. Hı, hı. Ee, dün şey vardı NATO Genel Sekreteri geldi Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı ondan önce zaten adımlar atıyor Putin ile görüşüyor e, aklı Selim nasıl hakim olur? Maazallah dünya bir üçüncü dünya savaşından nasıl kurtulur? O eşiğe geldik tabii. E, efendim işte bu görüşmeler yapıldı, yapılıyor. E, o, onları söyleyelim. E, ama inşallah artık bir noktaya gelsin de bu savaşta da bitsin. bitsin evet. Bu arada tabii e, İsrail, Lübnan'da bir barış ilan edecekler. O adımları attılar. Bu da çok önemli yani o. Filistin'den sonra Lübnan'a saldırıları, İran Hizbullah'ı yüzünden Lübnan'ı da hedef alması çok enteresan oldu. İnşallah orada bir barış olur. İnşallah. şimdi sırası şey Ukrayna ile hı hı. Rusya arasında. Bu barışta sağlanırsa ne olur efendim? Şu olur. Dünya bir oh be rahat çeker. Evet. niye? Çünkü 3. Dünya savaşı fazla efendim uzakta değil diyen uzmanlar var. Hı, hı en son bizim eski genel kurmay başkanı bunu yabana atmamak lazım hı hı. dedi. Hulusi Akar Bey yani eski aynı zamanda milli savunma bakanımız. E bu genel kurmay başkanı yani bu, bu bunlar bunu görüyorsa biz bunu yabana atamayız. Yani bir tarafta efendim e, işte <laughs> etin kilosu yükseldi, kiralar yüksek. Bunlar gayet tabii hayatı yaşıyoruz, Hayatta devam ediyor bunları konuşurken ama e, kapıya gelmiş dayanmış böyle bir. Tehlike de var. Hı hı. Umarım bu bertaraf edilir. İnşallah. İnşallah efendim. Evet efendim, Türkiye Gazetesi'nin manşetiyle başlıyor. Buyurun efendim. Kreşte CHP oyunu. Yerel yönetimlerin ana sınıfı açma etkisini AYM'de iptal ettiren CHP, kreş yalanıyla algı yaptı. CHP siyaseti kreş tartışmasını başlattı. Özgür Özel, Çevre Bakanlığı'ndan CHP'li belediyelere ait kreşlerin kapatılması için yazı aldıklarını iddia etti. Bakan kurum, okul açma kapatma yetkimiz yok, cehalet kötü bir şey cevabını verdi. Milli Eğitim Bakanı Tekin de yazının kreşleri değil, belediyelere bağlı anaokulu ve ana sınıflarını kapsadığını vurguladı. Evet. Evet, e, değişik bir tartışma. Kreşle kreş anaokulu, anaokulu ne ya? Şimdi kreş anaokulu. Evet. anaokulu okul öncesi. Tamam. E, kreş de daha küçük çocukların oyun grubu, bebek gibi oyun daha grubu küçük ya da çalışan çocukların, annelerin, annelerin çocukların kaldığı çocuklarını yerine, anladım. Okul. Ha. Ama anaokulu okul öncesi. Ama belediye kreş açabilir. Anaokulu açamaz herhalde tartışma evet, o tartışma anlaşıldı bundan, ha. Evet, onu evet, anlaşıldı. Yanlış anlaşılma gibi. Bir yanlış anlaşılma gibi gerçe e, gerçi Sayın Korum da ağır kurulmuş ihanet <laughs> demiş ama yani birbirlerine laf sokuyorlar evet. ama mevzu anlaşıldı. Biz bu haberi dinleyicilerimiz anlasınlar evet, diye. diye. Yani Tekrar kreş bir... tamam. Belediyeler Hı -hı. kreş açabilir Hı -hı. ama ana ano sınıfı ya da ana anaokulu okulu açamazlar. Açamaz, Merkezi'ne bağlı zaten. Evet efendim. Geçelim. Evet. Peki efendim. Peki. Ekranlara çeki düzen gerekiyor. Kadına şiddeti özendiriyorlar. Hı hı. Evet, Erdoğan biraz daha fazla reyting almak için kadına şiddeti normalleştiren dizi, film ve gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. <laughs> <laughs> kadına yönelik şiddete çok karşı dinlice. uluslararası mücadele günü programına katılan Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi için kadını sözleşme değil kanunlar yaşatır deyip ekledi. Rating kuruna kadına şiddet normalleştiriliyor. Diziler hmm. kötü bir rol oynuyor. Senaristlere, yapımcılara ve rütüye önemli görevler düşüyor dedi. Şimdi vatandaş da çok şikayetçi hakikaten filmlerden, dizilerden, şiddet efendim, içeren sahnelerden çok da varmış. Bunlar inceleniyor. Tabi dediğiniz gibi RETÜ'ye çok büyük iş düşüyor. Retük artık görevini yapacak. Devlet Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı da şey yapıyor, hı hı. hatırlatıyor. O görevini yapacak. Ya ben bir şeyler bakıyorum. Mesela hakikaten bazı şeylerde mesela diziler var. Hı hı. Televizyonlarda diziler var. Hiç. Öyle bir şiddet içermiyor. Aile Ama dizileri, mahalle de dizileri çok güzel etkilen, ya. Çok ciddi çok ratingleri vardır. de var. Hı -hı. E, mesela hadi ismini verelim birisinin. Gönül meselesi. Hı -hı. Herkes Ama izliyor. Anadolu Ama izlenen insanı, bir dizi evet. Şöyle bir şey. Bir belgesel gibi. Bir Anadolu Hı -hı. belgeseli gibi. Biz belgeselleri merak ederiz. Ben Hı -hı. de belgesel çok izlerim. O da o mahiyette. Vatandaşın günlük yaşantısını, insan ilişkilerini, e, kadın erkek ilişkilerini, gelinlik, anneler, büyük anneler, genç kızlar. Ee, ergenler e, efendim anlaşmaları, konuşmaları, sevgili olmaları, efendim ondan sonra evlenmeleri güzel bir neticeyle sonuçlandı. Çok sıcak güzel. bir aile dizisi. Evet, yani. sıcak ha, bir ha. aile dizisi, bir Anadolu serüveni, bir Anadolu belgeseli. O, o mesela çok izleniyormuş. Çok ciddi bir rating de alıyor, reyting de Hı -hı. alıyor. Ee, böyle şeyler var ama yani vurdulu kırdılı evet insanlar o anda kendini bir heyecana kaptırabilirler. Aa falan. İşte çekti sahibi bilmem ne yaptı bir 40 kişinin arasına bir iki kişi dalıyor mesela hı hı. bir bakıyorsunuz 40 kişi mort ya. ya kardeşim nasıl olur bu işler falan ama dizi bunlar tabii Aynen. film ve fakat tabii e, bunlar aynı zamanda insanlara e, e, silah kullanmayı silaha yöneltiyor işte cazip sen, hale getiriyor evet, sanki yani, değil mi özendiriyor özendiriyor hı hı. öyle diyelim hadi e, bir, bir şey bir, bir üslup kullanalım böyle özendiriyor hı hı. diyelim falan. Şimdi sayın Erdoğan buna şey yapıyor, işaret ediyor. Herkes istediği zaman silah kullanmamalı ya da silah sahibi de olmamalı. Hmm. Öbür tarafta Retüye de çağrıda bulunuyor diyor ki bakın kontrollerinizi yapın bu konuda yetkili yetkin kurum sizseniz onlar da görevlerini yapacaklar. Ama dediğim gibi hakikaten bu yani silah kullanma şiddet ve kadına şiddeti. Ee, bir defa filmlerde, dizilerde, romanlarda, köşe yazarlarda yani her hareketimizde bunu şey yapmayalım. Ee, bunu Hı. özendirecek... Üstüne basmayalım Aha. diyorsunuz. Ay, tabii yani özendirecek bir şey de yapmayalım. Kültürümüzde de yok. Hı. Yani kadına şiddet tamam Avrupa'da olur, Amerika'da olur bilhassa okumuş insanlar Amerika'da e, eziyet ettikleri falan olur. Geçen gün yine bir televizyon ekranlarında böyle bir yarışmada bir genç kızımız iki yıl evli kaldım diyor, eziyet gördüm, sıkıntı gördüm, baskılandım. Nerede yarışma? Ee, bir, bir yarışmada. Gündüz ha. Yani gündüz ismi... kuşakları da arayın. evet, evet e, akşam gece kuşaklarında Kızcağız böyle gözleri sulandı, o damlalar falan mı? İki yıl evli kalmış genç bir kızcağız yani, e, sıkıntı çekmiş evliliğinde. Neden olsun? Hı hı. Yani şunu demek istiyoruz. Evet evleniyoruz. Evlilik çok güzel bir şey. İnsanı hakikaten mutlu ediyor. Çok basit sebeplerle de, vasat sebeplerle de birbirimize tahammül etmeden e, ayrılıyoruz, boşanıyoruz olabilir. Bu da hayatın bir şeyi. Bir ama parçası. Tabii yani evlendiğinize göre seve seve... Kim sever, ayrılmak sever, ister ki evlenirken? Gayet tabii. Kimse ayrılmak için ha, evlenmiyor. bravo. Yani madem ki öyle yani birbirlerinizi niye kanırtıyorsunuz? Hı hı. Neden şey yapıyorsunuz yolunuzu ayırdıysanız ama adam yolunu ayırıyor bir de tekrar takip ediyor. Evet. Bırakmıyor. Bir sapkınlık var e, ya da sapkınlıktan öte aslında eziyet etmek hı hı. var. Yani kadın ne olacak falan biraz şey görüyor böyle zayıf görüyor hı hı. zarif değil bak zayıf, zayıf görüyor doğru. eze ezim diyor e, şey yapayım kadına diyor. gücü yetiyor çünkü evet çünkü ona gücü yetiyor ama e, şimdi ne olacak e, buna diyor ki Sayın cumhurbaşkanı herhangi bir sözleşmeyle ahitle değil de kanunlaştıralım bunu cezaları kadını koruyacak e, efendim kanunlar yapalım bu konuda caydırıcı olalım hı hı. E, bu adımları atalım falan diyor Evet, bunlar önemli efendim. Buyurunuz efendim. Evet, Putin LGBT'ye savaş açtı. Yeni kararnameye göre sapkın ilişki ve cinsiyet değişikliği propagandası yapanlara 8 bin dolara kadar ceza kesecek. Sapkınlığı özendiren kuruluşlar 90 gün kapı kapatılacak. Evet, Rusya lideri LGBT lobisinin kökünü kazmaya kararlı. Evet, yani yasakladı evet, bu, bu konuda hı hı. özendirecek, kanık sattıracak benimsettirecek. Aa aman efendim bunlar da olur ne olmuş yani falan dedirtirecek her türlü şeyin önüne geçecek evet. yasa yaptı. Dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri başkanı da Putin'de beyanatı var. Hı hı. Ben bunun önüne geçeceğim evet. diyor. Çünkü bu İslam şey insan nesline yönelik bir hareket bu. Ters bir şey bu. Ters evet. bir şey bu. Kadın kadındır, erkek erkektir. Bu bunları tanıyacağız. bunları da tanımlayacağız. Toplum bunları bilecek. Efendim toplumda iki cinsiyet var. Cemiyetimize insanlarımızda ya da insanlıkta hayatta nedir? Hanımefendiler var, beyefendiler var. Bunun dışında bir e, tanım yok. Hı hı. Yasaklama buna karşı. Kesinlikle. Evet, bu konuda özendirici filmler, tiyatro sahneleri, gazeteler, Kabul yazılar gibi değil hiçbir şey. Ha ha, bunların hiçbirisi e, olmayacak efendim. Önemli. Onun için Trump önemli bir şey yaptı. Trump zaten Putin. şey Putin bu, bu adımı atmakla da bir şey daha yapıyor. Çünkü Rusya'nın nüfusu azaldı. Çok hı hı, azaldı. Hı hı. O topraklarına göre, yüz ölçümüne göre nüfus da çok ciddi sıkıntı çekiyor. Birçok zenginliği olabilir. Yani silahı da var, ordusu da var. Ama beşeri sermayesi, insan gücü az azalıyor. Evet. Aslında biraz da önlem ona doğru ona yönelik onu da söyleyelim efendim. Evet. Evet, kaderim Buyurun. aynı, adresim aynı. Müzik öğretmeni olan tek yumurta ikizleri Mekke ve Medine beşer saniye arayla Şanlıurfa'ya atandı. Okulları da çok yakın. Doğdukları andan itibaren sadece farklı şehirde üniversite eğitimi için ayrıldılar. Hayalleri aynı şehirde öğretmenlik yapmaktı. Milli Eğitim Bakanlığı ikizlere beşer saniye arayla kazandınız mesajı yolladı. Biri 26. diğeri 28. tercihine atanan ikizler görev yerleri farklı olsa da yine aynı evde yaşayacaklar. Evet biz kalbimizin sesini dinledik çok mutluyuz diyor Mekke Gariboğlu. Ya yani bu evet Şanlıurfa'da mı? Bu çok büyük bir tesadüf değil mi sizce de? Tabii, e, çok acayip bir tevafuk. Aynı ba batından benim dünyaya evet. geliyorlar, hiç evet. ayrılmıyorlar ve evet. ikisi de kız. Evet. Şimdi tek kızlara ben her zaman üzülüyorum. Gerçi erkek çocuklar tek olunca garip olur ama tek kız çocukları sohbet edecek birisini bulamıyor. Teyze kızı olabilir, hala kızı olabilir en yakın ama böyle iki kız kardeş aynı çok evde, güzel. aynı Birisi şehirde, meslekleri aynı. Anne karnında aynı hissediyorlar. <laughs> tamam mı? Ne güzel. Ee, yani e, hep aynı hissediyorlar. Yan yana düşmüşler. Ben onların adına çok sevindim. Ben de çok İkizler. mutlu oldum. Eğer, İkisi de Şanlıurfa'da aynı yerde yaşayacaklar. Belki de yani bilmiyorum tabii tevafuk olmuştur ama e, hani belki de diyorum ya bunlar ikiz. Hı hı. E, bunları ayırmayalım. Bunlar hiç ayrılmadılar diyeceğim ama elektronik, ama elektronik şey elektronik üzerinden yani çıkmış. Yani mümkün değil ki öyle evet, bir şey mümkün yapmak. Mümkün değil. kabili de mümkün değil. Yani... İşte bir milyonda bir oluyormuş, Hah. onu ben soruşturdum. Bir milyonda bir oluyormuş. İşte Allah bu da bunlara Allah. denk gelmiş. Ne çok güzel. enteresan. Vallahi çok güzel. Valla çok güzel olmuş. Ee, hadi hayırlı uğurlu olsun evet, efendim. Hayırlı Hiç ayrılmasınlar. Olsun. İnşallah. Evet. evet. Hatta iki kız e, ka, e, kardeş bunlar, <laughs> onlarla evlensinler efendim. Böyle <laughs> diyeceğinizi adli tahmin üçlü, ettim. Altı üstü otursunlar Evet. <laughs> evet. Evet, bir buçuk saat, dört adres, sekiz ceset. İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Alada, ev ev gezerek seri cinayetler işledi. Annesi, babası, kuzeniyle kuaförünü öldürüp intihar eden Cani'nin, bu cinayetlerden önce piknik yapan eşi, oğlu ve kayınvalidesinde katlettiği ortaya çıktı. Ya tam bir canavar ha. Yani, yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir, bir canavarlık şey olamaz. olamaz. Ama demek ki uyuşturucu insanı böyle zombi haline getirebiliyor. Zombi mi deniliyordu? Vallahi Artık böyle, bu başka bir şey, şey ya. zombi başka bir şey başka bu başka bir şey. Yani bu bu nasıl bir, bir hap yuttuysa yaratık. Evet yaratık yani böyle bir Gerçekten. şey yuttuysa gittiyse bu nedir ne değildir. Dün de yani dün önceki gün böyle çok enteresan bir şey bu haber düştü böyle insanı düşündürüyor. Ya ne oluyor? Ne bitiyor? Nasıl oluyor? Falan. Nasıl bir kafaya geliyorlar? Tabii. Bu sadece uyuşturucu mu yoksa kendini mi doldurdu yani bir insanın birini öldürmesi ne bırakın sekiz ceset ben benim aklım almıyor Atabey bu şimdi, başka bir şey İçinde başka bir şey ya şimdi valla bir olabilir ama yani bir deli bir önüne geçmek lazım hı hı. toplumda o delikodu da bu tür enteresan cinayetleri işletiyor ben buna benzer birkaç tane mesela, roman okudum Ha roman. mesela aileden birisi ya tutunamıyor. O olabilir yani. Ya da işte gururudur biraz böyle efendim işte şöyle böyle falan tutunamayınca bir e, inciniyor. ailede aile de evladım nasip değilmiş olabilir sen bu işi yap ya da şunu yap bunu yap. Bu da çok önemli bir meslek falan dediğine göre işte bak efendim başarısız yapamadı etmiyor efendim. Bunun, bunun elinden bir şey gelmiyor diye ötelendi mi acaba? Ama canım hepimizin yani, hayatta tutunamadığı, ötelendiği durumlar var. Yani işte olmuştur. O, o, evet. Hani kim, aileleri uyarmak adına ben bunu söylüyorum Kim çok bir efendim. şekilde direkt yukarı çıkmıştır ki hepimiz hepimizin yani. bir öğrendiği bu yol yolumuzda şeyler var. Tabii. Ee, ama böyle her tutunamayan adam mı öldürsün Ata Bey? Yani e, hani gurur yaptı diyeceğim. Bu içine başka bir şey mi yaptırdı? Evet, çok şeyler, yani yaratık, çok şeyler doldurmuş, insan dışı bir yaratık. çok dolmuş, çok doldurmuş, çok enteresan bir şey dolaşıyor, adres, Ardes insanları katlediyor. Ya film gibi biliyor musunuz? Ben önce inanmadım. Samimi söylüyorum. Bak bu insanlara ibreti alem olsun diye bir film yapılırsa ya da bir dizi yapılırsa insanlıktan nasıl çıkılır diye insanlıktan çıkma noktası gibi tabii falan. Tabii insan diyemiyorum ben. Diyemiyoruz evet. tabii evet. yani böyle bir şey olmaz ya. Evet. evet Haluk Bilginer yine en güçlü aday, Emmy ödüllerinde dizi alanında Türkiye'yi safir temsil ediyor. En iyi erkek oyuncu kategorisinde ikinci defa aday gösterilen usta aktör Bilginer'in yine mutlu sona ulaşması bekleniyor. Evet. Ha Haluk Bilginer çok usta, çok iyi oyunculardan bir tanesi. Önemli bir karakter. Son Kesinlikle dönemin öyle. en önemli ayakta kalan en önemli karakterlerinden bir tanesi herhalde bir dizide de rol e, e, alacak gibi bekliyoruz onu da. E o geliyor tabii özledik bir ekranda olması lazım. E, gü güçlü bir dizi var tam onun ruh haletine ya da ruh haline gerçi sosyal e, bir şeylerde de dizilerde de filmlerde de yani sosyolojik e, efendim şeylerde de senaryolarda da oynadı. Ee, mesela ben en çok teşkilata e, şey yapıyorum, hmm. ee, ne yapıyorum, yakıştırıyorum orada. Yakış ha, yakıştırıyorsunuz. E, tabii, yakıştırıyorum ben e, tipolojisi itibariyle orada heybetiyle hakikaten çok önemli şeyler ortaya koyabilir. E, o o istibaratlar geliyor, o dedikodular var, o yorumlar var. E, sinemayı izleyen yorumcular bunları yazıyor, geldi, e, geldi gelecek falan şeklinde. Bir bakıp göreceğiz. Burada da umarım bu ödülü tekrar alır. İnşallah. Değil mi Çok yani? Biz de gurur duyarız He. bir Türk oyuncuyla değil mi? Tabii. Evet efendim devam edelim. İstiklal Türkiye'de birinci dünyada ise 40. sırada. Dünyanın en pahalı caddesi İtalyon'un Milano şehrindeki Via Monte Napoleon oldu. <laughs> bir bina geçen yıl 47.3 milyar liraya satıldı. İstiklal Caddesi de listeye 40 sıradan girdi. Ya. Caddede iş yeri kiralarının 250 bin liradan başladığı belirtiliyor. E, hakikaten Türkiye'de birinciyiz. Dünyada ise 40 sıradayız. 250 bin lira kira. Ne diyorsunuz? Zaten? Değil mi? E, yani bunların hepsi bize yansır efendim. İstiklal Caddesi'nde şu mağazada efendim şöyle bir kostüm almıştım. Böyle bir kreksiyon yapmıştım. Şöyle bir ayakkabı <laughs> almıştım. Bu mağazaya da bilmem ne yapmıştım falan denilebilir. <laughs> Şimdi e, benim de bir dostum var. Asker arkadaşım. Terzi dostum. O da İstiklal Caddesi ile Tarlabaşı arasında, arasında. bir sokağın ha. içerisinde tabii ben de ona uğruyorum. Ee, yani orada giyinmek tabii farklı bir şey hava veriyor ama benden daha ben oldu çok oralara fazla para almıyor. Ee, aman aman öyle Sponsornuz falan değil. Sponsorunuz El emeği tabii. <laughs> Sponsor gibi görünüyor ama tabii çalışanları ha. var. Ee, para veriyoruz tabii ve hakikaten çok güzel dikiyor ya. Yani. E onun için ama şimdi İstiklal Caddesi'nde eskiden her mağaza yoktu. Hı hı. Herkes de yoktu. Tabii. Şimdi İstiklal Caddesi'nde şey var şimdi. Artık. Vallahi İstiklal Caddesi'nde şimdi halk pazarı gibi oldu. Her şey var. Şimdi burada bu bir dükkana çok kalabalık. 200 çok kalabalık. 250 bin lira Kira almak önemli ama herhalde sürümden kazanıyorlar. Öyle söyleyeyim gibi. şimdi. Evet. Tabii. Çünkü 250 Yiyecek bin lira bol kira. orada Hah. işte kafeler, restoranlar. giyim mağazaları. Gibi giyim mağazaları tabii. çok. Pasajlar var daha uyguna satan yani... demek. Ki hepsi iş yapıyor ki öyle bir yüksek <laughs> kira. Yani facto da var güzel bir halk şeyi. Ha, <laughs> reklamları dilleydiniz ama Beymen de var, Kırımlı da var. <laughs> Yani bunları söylemek zorundayız yoksa anlaşılmaz. Hepsi var. Bunlar hepsi Herkesi bizim markalarımız. E uygun, herkese evet. Herkese uygun markalar evet. var. Bu, bu da Beyoğlu'nun aman aman e, yani artık eskisi gibi olmadığını hem müşterisiyle hem mağazasıyla hem orada bulunanlarla aslında bir Hak Caddesi olduğunu evet, söyleyebiliriz. Öyle, öyle, evet, öyle. Ama ne ben yapacaksınız? Ben çok kalabalık, çok çeşit insan var diye vallahi gitmiyorum artık. Evet. Kadıköy'ü tercih ediyorum ben. Bağdat Kadıköy Caddesi. Ben. Siz de Bağdat, Bağdat Caddesi yani mütevazı davranacaksınız ama biliyorum şey ama... Ama şey Hayır Kadıköy'ün o Bahariye çarşısını, <laughs> caddesini de seviyorum ben. E, tabii ama yani Bahariye'den sonra biliyorsunuz şeyde... Bir caddede <laughs> yapılır yani. Var yani, yani. gelir <laughs> Evet. Evet buyurun efendim. Evet. 5250 liralık biletler tükendi. İlk seferi 23 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin e, 5250 liradan biletleri satışa çıkmış ve tükenmiş Atabey. Ocak ayı içinde yer kalmadığı ileri ya. sürüldü. Tur operatörlerinin Doğu Ekspresi'ne ilaveten Kars gezisi konaklama ve uçak biletlerine dahil ettiği paket programları fiyatı ise 20.000 ile 30.000 arasında değişiyor. Tabii. Şimdi niye adam 5000'i bura veriyor? Arz talep meselesi. Tabii. Ben her zaman söylüyorum. Adam bu trene binmek istiyor. Bu coğraf şey coğrafyayı, bu tabiatı, bu doğayı görmek istiyor. E ne yapacaksınız? E herkes gitsin mi? Canım herkes gitsin ne olur biraz daha ucuz olsa kardeşim. Niye ucuz olsun yani? Turizm maksatıyla gezmek, görmek herkesin hakkı ama Şimdi değil mi efendim? Yani burada bilet satacak, kazanacak devlet demir yolları. Öyle. Değil mi? Ama herkes binmek ister. Ama, ama yer yok biletler. Tükenmiş. Pahalı, tükenmiş, parası olan zamanında girmiş, Aynen, alan, almış efendim. Erken alan. Şimdi. Erken kalkan yol alır hesabı. <laughs> yol alır ama burada. Önemli bir şey var. A biletler çok pahalı diyenleriniz olabilir. Tabii ki olabilir. O pahalı tabii. Bu mümkün. Ben de görüyorum. Pahalı hepimiz görüyoruz. Tek gidiş Niye? mi? Gidiş dönüş mü? E Gidiş dönüş. Ama ha? şey bu. Tabii tabii. Bu nedir peki bu? O zaman şey demin de dediğim gibi arz talep meselesi. Arz varsa, talep varsa hmm. e, böyle bir arz da vardır efendim. Böyle bir sorun bir da var. Bir söylenti vardır. varmış Atabey. Buyurun. E, şimdi yönetmenimden kulağıma söylendi. Değil Bazı. Mi? organizasyon organizasyon yapanlar firmalar toplu alıyorlarmış bu biletler satışa çıkar çıkmaz 5250 liradan alıyor mesela. Evet. Onu koyuyor içine o paketi koyuyor. O o, o paketi koyuyor 20 binden satıyor. Kar amaçlı. Şimdi mantıklı o, değil mi Yap, o, yani? Bu söylentiler ne kadar? Ee, o yüzden de tükeniyor ee, olamaz mı? Bulamıyor. Bu da olabilir. Yani turizm şirketleri böyle bir adım atabilirler ama bir kişiye 20 tane bilet verirler mi onu bilemiyorum. Verirler Bilemiyoruz. Yüz tane öyle bilet verirler mi? Öyle bir söylentiymiş söylenti, zaten. Söylenti tabii. Ama benim gördüğüm kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla çok büyük sosyal rağbet var. Sosyal medya bu var. konuda inanılmaz tabii, tabii. derecede so konuşuyormuş. Sosyal med medyada biliyorsunuz bot hesaplar da var, Hı -hı. bilinmeyen hesaplar da var. Ya kardeşim niye böyle yazın diyen de yok, kafadan Hı -hı. atıyor. Ben zaman zaman Ankara'dan İstanbul'a ya da Eskişehir'e hızlı trenle gitmek istediğimde hı hı. çok ciddi bir şekilde güçlükle karşılaşıyorum. Normal seferlerini yapıyor. Yani Eskişehir'e evet. gideceğim. Abi bilet kalmadı. Ya yani ne olacak? İşte bir sonraki sefere. Orada da görünmüyorsa bir sonraki sefere. Yani Oo. üçüncü trene falan beni attıklarını biliyorum. O da Kars treni değil yani. Ya da turizm şirketleri buradan bilet almıyorlar. Yok yani. Çünkü insanlar talep ediyor. A, tabii, Burada bu, büyük bir talep var. Bu bilet aldınız gidiyorsunuz değil mi? Ee, i̇çinde restoranı, kafesi bunlar var. hep ekstradır var. değil mi? İçinde e, tabii. o biletin içinde evet. öyle bir değil. hani e, uçaktaki Yok. ikramlar gibi <laughs> ikram yoktur. <laughs> Yok, değil. Yok değil. Tamam e, e, yani koşetli ya da yataklı alıyorsunuz. O biletin içerisinde Aha. o tamam da. Ama öbür tarafa mesela kafeye gidiyorsunuz. Kahvenizi, ya da lokant, Çok güzel de lokantası var Tabii çok güzel de yemekleri var ee, Söylemesi ait yani. efendim Orada da o ücreti ödüyorsunuz yani. Bu biletin Lütfen. içine bir tane kahve koyar insan e Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da bir öğle yemeği koysun Öğle yemeği i̇nsan değil mi Otel gibi, gibi falan <laughs> koyar insan bunları evet. ama Böyle de bir şeyi var efendim Evet Evet Jandarma aracında doğdu. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün doğum için yola çıkan hamile Didem Şimşek ile yakınların bulunduğu araç Elbaşı Mahallesi'ne yoğun kar ve tipi sebebiyle ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye il jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ambulansa ulaştırılmak maksadıyla jandarma aracına bindirilen kadın bir süre sonra araçta doğum yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen anne ile Alparslan Ayaz adı verilen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şimdi bir taraftan Ayaz. kardan böyle bir olay İşim var, bir önemli. taraftan da yoğun tipi de ilerlemeyen gelinle damat var. 11 saat onlar da yolda kalmışlar. Evet. E, kurtarılmayı beklemişler. Tabi. E, kardan dolayı böyle iki ayrı olayımız da olmadı değil. <laughs> çok güzel. Evet. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz efendim. Böyle şeyler de var. Bu kadar bekledik. Bunu da bekleyeceğiz. Kapandı yollar kardan selam gelmedi yardan. Ayaz bebeğin ismi çok enteresan. <laughs> Ayaz'dan evet, değil tam mi? Ayazlar, Ayaz diye. Evet. E belki iki isim konulabilir. Ahmet Ayaz çok da güzel olur. Karizma olur. Neden Oğlum şimdi senin siz çocuğa adın. çocuğa iki isim koydunuz. Alpaslan Ayazmış zaten. Öyle mi? Ha. <laughs> <laughs> Alpaslan Ayaz ismini değiştirdi ha, tabii. Ha Alpaslan Ayaz da olabilir ha. tabii. At Ayaz ha, da beğendim. olabilir. Alpaslan Ayaz ha. yakıştı güzel. Ecdadın evet. ismini koymuşlar. Sağlık e Ayaz da a, dünyaya analı, gelmiş. Şimdi inşallah. devlet babadır diyorlardı ya. Şimdi devlet ebedir diyebiliriz demek. Evet. <laughs> <laughs> Jandarma arabasında kadıncağız doğum yapmış. Her sebebiyle tabii. Ya ki. ne yapsınlar? Yani e, şey bir sebep var. E, Olağan dışı bir sebep var. Jandarma <laughs> gitmiş, almış hanımefendi. <laughs> diye hastaneye yetiştireceğim diye ya. aman efendim Neyse ki. jandarmanın arabasında aracında yani işte devlet böyle bir şey Allah hiç kimseyi devletsiz bırakmasın yani hakikaten Hı. çok müthiş bir şey düşünün vatansızsınız e, devletiniz yok ya. tamam bir, bir yere vatandaşsınız ama devlet gibi ülke gibi var mı kendi ülkesi gibi köyünde kentinde jandarma karakolu var orada çeşitli arabaları da var paletlileri de var o paletli araçla hastaneye ulaşırken Orada doğum yapıyor Alparslan. Ne efendim e, Sarp mıydı pardon Sarp nereden çıktı? Ayaz. Ayaz. Evet. Evet peki. Devam edelim. Hırsızlar İETT otobüsünü parçalayıp satacaktı. Ya. Kağıthane'de çaldıkları İETT otobüsünü Tuzla'da götürdükleri bir depoda parçalayıp satmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Olay 18 Kasım'da Kağıthane Otobüs Garajı'nda meydana geldi. NEA park ettiği İETT otobüsünü sabah yerinde bulamayınca emniyete başvurdu. Polis araç takip sistemi üzerine yaptığı incelemede aracın Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğunu tespit etti. Azreste bulunan çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın düzenlendi baskında Murat Ha ve Salih Ha ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak uçuza aldığı iddia edilen ZA gözaltına alındı. Otobüsün ise iç koltuk ve elektronik aksamlarının satılmak için kısmen söküldüğü belirlendi. Tabii. Evet bunu tabi yapan 14 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelilerden Şimdi bir bak. tanesi. İnanılır ee, inanılır gibi değil. Sen nasıl cesaret edersin İETT otobüsü? Hani onun içinde çocuk bilir bunu bir şey olduğu eee Kamera sistem bir kayıt sistemi tabii olduğu evet. belli zaten. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ay, ay. Bu bunlar e, sıfır araçları ya da araçları çalıp zaman içerisinde mesela bazı yerlerde söktükleri parça halinde sattıklarını biliyoruz. Bulamazsınız evet, o araçları evet, evet, geçmişte bu, tabii biz bu ki. haberleri çok duyduk. Ama üzerime iyilik sağlık ben ilk defa belediye otobüsünün Ot... çaldığını <laughs> bunun götürüldüğünü, parçalanıp satıldığını da fakat Gerçekten. ilk defa duyduk. Allah yaş ömür verirse daha neler duyacağız, değil mi? Ya neler oluyor neler? Ee, yolda kalan otobüs, yanan otobüs, şimdi de çalınan otobüs geldi önümüze, kondu mu kondu? Hani ee, buradaki nöbetçiler bekçiler niye dikkat etmemişler? Buyurun, herifin tezgahına bak, otobüsü buraya sokmuşlar ya, burada söküyorlar. Tekerine kadar satacaklar. Kafa böyle kadar. şeylere çalışıyor zaten. Evet Mevizlik. bazılarının kafaları Anadolu'da laf var. Şeytanlığa çalışıyor. çalışıyor. Aman e, Sayın İETT lütfen otobüslerimize e, sahip çıkalım Aynen. efendim. Götürdüler mi? Götürürler vallahi. Hiç bırakmazlar. Evet Evet efendim. Veli Efendi değil havaalanı otobanı. Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolu e, Tayyakad'ın mevkinde başıboş atlar trafiği birbirine kattı. Atların koşturması sebebiyle sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yoğunun yaşandığı trafikte bazı sürücüler manevralar yapıp hayvanların yanından geçmeye çalıştı. Otoyolda seyir halinde olan ticari aracın çarptığı at telef oldu. Araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aa. Telef olan at yoldan kaldırılırken atların caddede koştuğu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ya şimdi bunlar... Neredeyse demişler ki Veli Efendi hipodromundayız <laughs> şu anda. Evet. Burada bir antrenman mı yapılıyor? Ah yazık ya. Acaba kim attı bunlara? Gerçi bizim şeyde hani o adada kaybolan atlar oldu ya. Onlar yoktur şimdi. 2000'e yakın at kayboldu. Bu atlar kimin kim atıyor? Hani kış aylarında artık bakmayalım. Hadi yazın biz çalıştık, çalıştırdık. Binek olarak şu bu falan. E, Alacağımızı aldık. Kış geldi. Niye bakalım atalım sokağa diyenler mi? Hii. Yabani diyeceğim. Yabani atlar e, efendim bu otu yolda yani şeyde var. Mesela siz İzmirlisiniz. Manisa'da ne? neydi o? Tarzan. Ne tarzanıydı? Manisa Tarzanı. Manisa Tarzanı. Or oraya bir şey diyor. O, o dağda hala var güneyinde ne var? E, atlar var. Yabani atlar var. Atlar var ama yani hakikaten böyle bir e, otu yolda, otobanda Çok. atlar. Hı. şimdi Çok hayır keşir. nereden geldi diye insan düşünüyor. acaba kesecekler miydi? hani e, getiriyorlar ya bir yerlerde kesecekler, e, kasap şeylere Ay. gelecek efendim. E, dün de işte Gaziantep'te mi nerede falan ya da kahramanmaraş'ta sağlıksız efendim ya, etler, etler yakalandı, yakalandı. tabii olsun. çok büyük tonlarca et yakalandı şimdi bu hayvanlar da kesiliyor mu kasaba mı geliyor nedir falan farkına varıldı da yakalanacaklarını bilince ya da ahırdan Hı -hı. ahıldan mı kaçtı bilmiyorum ama Hakikaten çok tuhaf bir manzara. Evet, çok güzel. Hayvanların telefonu. E, şey de olabilir. Yani kesim arifesinde ise iken kaçmış eyvah, da olabilirler. Tabi öyle bir şey de. Aklıma e o geliyor. Evet, evet efendim. Kısa bir aramız var. aranın ardından burada her şey var. Devam edecek. Reklamların ardından burada her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. Haberlerimizle devam ediyoruz. 439 yıllık camiye plastik pencere. <laughs> İstanbul Fatih'te Sultan 3. Murat'ın Darüsade Ağası. Mehmet Ağa tarafından 1585 yılında inşa edilen Mehmet Ağa camine takılan plastik pencereler görenleri şok etti. Hakikaten inanılır gibi değil yani. <laughs> plastik tencere ne alaka? Evet. Şimdi kültürümüzde estetik çok önemli. Kesinlikle. Estetizm hakikaten önemli. Bizim e, est, estetiğe dikkat etmemiz lazım. Yani asırlar Hayır bu tarihe yakışır etmiş, mı? Böyle bir, bir şey olur mu ya? Plastik. Yani kö köyde köyde hani biraz evi böyle bir, bir plastik şey yapacaksınız. Efendim, e benim kışın şey olur diye muhafaza için ya böyle bir şey olur mu? Yani yok mu ahşap kardeşim ya? Hayır. Çok hayır. güzel yakılmış. Şu penceresi. Tabi. Tabi tabi. Yani biraz bari Yazık. Hani, hani biraz böyle beyaz bari değil şöyle <laughs> Daha... ahşap şeklinde. Ama hani, Evet ahşap olur. Yani bari bari o olsaydı Ama hani plastikte olmaz yani. Yani çok saçma, çok kötü bir yama. Çok. Yani, evet. Ham hani, yama. Ham yama yapılır da. Ee, ama bu kadar yani böyle ucuz değil. Olmaz. bu kadar ucuz yama olmaz. Yani olabilir. Yani fakirsiniz, fukarasınız, imkanlarınız yok efendim gidersiniz bir yama yaparsınız ama o kumaş biraz örtüşsün o dikiş biraz örtüşsün biraz aynı olsun İstanbulun göbeği Fatih'te olacak şimdi, şey o, değil yani onu öyle bir tamir ediyorlar ki ustalar var e, bazı yerlerde bir yerde bir yırtık pırtık olduğunda efendim bir yere takıldığında ben mesela Kadıköy'e gidiyorum evet. orada benim bir ustam var abi yarın al diyor <laughs> herif öyle bir dokuma yapıyor ki e, kumaşta bir farklılık olmuyor yahu kardeşim böyle hakikaten insanın hafızalası almıyor. almıyor Nasıl bir şey bunu hangi hacı amca resmen e, o eski yani tarihimizi bozmak için yani değil mi? Ellerinden geleni yapıyorlar. Ya bu ahşap yani memlekette ahşap yok mu? Gidin evet. efendim şurada Karadeniz'den alın getirin. Burayı için yani. Plastik nedir burayı için. yani? Böyle olmaz ya. Tarihi bir yere böyle evet. plastik. Umarız dağı. en yakın ya zamanda şuraya, da düzeltirler. Ya o şu görüntüyü. görüntüye bakın. Yani buralarda da etrafında da farklı binalar böyle derme çetme. Bu ne biçim Ya evet. bu tarihi bina insan böyle mi yapar? Yani şunun boyasına bakın. Kapısındaki o şeylere bakın. O, neydi ya o çatılara efendim bir dönem çatı yapılan yere kim şimdi artık bu kullanılmıyor. Saç saç. Hmm. O ne kadar kötü bir şey yani ya. şuraya bak ya. Bu böyle <laughs> bir şey ya. Vallahi billahi ya. Ya Sizin olmaz bugün Hacı beni çok amcalar güldüm. ya ne olur ya biraz <laughs> estetik <saç>. estetik. <laughs> Yani e, Türk İslam e, e, sanatlarında estetik çok önemli. Ya yıllarca bunu, bunun bilimi var, Şu, ilimi var. Şimdi bunu da tabi bunlar da ayrı bir ruh hastaları. Tabi şey psikomaniyaklar bunlar. Ya bu işaretleri niye yapıyorsun? O, tarihi eser ya duvarlara şuralara buralara. Ya benim anlamadığım Cık, bir ya, şey var. Yani 12 Eylül'den önce bizim gençliğimiz o cafcaflı dönemlerde duvarlar böyle çok kilitlenirdi. Evet. Polis de efendim rastgele işte Aynen. onu kapatacak bir boyayla kapatırdı. Çok kötüydü. Bak ondan kurtulduk. Evet, evet. Şimdi HDP'li bak HDP'li belediyeler yolun ortasında mesela yaya geçidi efendim işte ya işte bölgede <laughs> Kürtçe yazacak diye onu <laughs> yazıyor. Çok çirkin ya. Evet. 12 Eylül öncesi o duvarlara yazılan sloganlar gibi geldi bana. Ondan sonra polis de efendim orayı beyazla yazıldığı için beyaz bir boyayla kapatacak diye uğraşıyoruz. Yapmayın bunu ya. Evet. Niye gıcıklık yapıyorsunuz kardeşim? Yol orada çizgiler var diye, var zaten. O çizginin, o çizgiyi tarif etmenin bir anlamı var mı ya? Yani yaya geçidi diye o çizgiler. Ayrıca tarif edecek cümleler kurmanın bir anlamı yok ki ya. Bu da bunun gibi bir şey ya. Evet. Hac, bak nereden nereye geliyor. Evet, Bunlar düzelsin ya. inşallah. Değil mi? İnşallah efendim yani lütfen. Evet. ]ciğim. Evet hangi ekmek türü kanser riskini azaltıyor? Yeni bir araştırma tam tahıllı ekmeklerin bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğunu, beyaz ekmeğin ise özellikle kolon ve rektum kanseri riskini arttırabileceğini ortaya koyuyor. Bu çalışmaya göre tam tahıllı ekmek kolektral kanser riskini %4 ile 12 arasında azaltabilir. Beyaz ekmek rektum kanseri riskini %35, kolon kanseri riskini %22 arttırabilir. Lif zengin ekmek kanser riskini %25 oranında azaltabilir. Tam tahıllı ekmek lif ve antioksidan bakımından zengin yapısıyla kansere Karşı koruyucu etkiler gösterebilir. Ah. Evet, çok yaşayın. Hep beraber ee, efendim. Beyaz ekmek, evet, hep diyor ya uzmanlar yüksek glisemik indeksi ve diğer potansiyel zararlı bileşenleri sebebiyle dikkatli tüketilmelidir. Tabii ki haftada bir beyaz ekmek seviyorsunuzdur. Haftada bir kahvaltıda <laughs> beyaz ekmek tüketmek istiyorsunuzdur. Tamam. Ama e, genel olarak e, tahıllı ekmek tüketmekte tabii, tabii. yarar var diye düşünüyorum siz Anadolu neler ata tohumuna ne oldu ya? Ata tohumu artık yavaş yavaş var ve hakikaten çok güzel ekmekler de yapılıyor. Ee, mesela Kara e, Karabaşak o başakların şeyi var. E, bir hafif esmer, Aha, tam beyazla öyle değil. Çok seviyorum, Anadolu'da evet. bu e, efendim buğdaylar artık çoğaldı yavaş yavaş. Bunlardan yapılan ekmeklerin tadına doyum olmuyor. Çok güzel. Evet. Çok da besleyici yani. Şimdi burada e, beyaz olması için aslında çok oynadılar. Geçmişte bazı kimyasallar hı -hı, kullandılar, hı. ayrıştırdılar. Yani kepeğin işığını buyunu ayrıştırdılar ama günümüze geldiğimizde efendim uzmanlar diyorlar ki e, efendim kepekli ekmek yani olduğu gibi doğal bir şekilde fırınlardan ya da işte fabrikalardan Hı -hı. geçsin e, on fabrikalarından o masamıza gelsin o ekmekten yiyelim diyorlar çok güzel bu. Evet. Evet sağlık haberiyle devam ediyoruz Buyurunuz efendim, efendim. kamçılar ve çiftçiler. Sonbaharda keneye dikkat etmeli. Doktorumuz bir anlatsın bakalım üstüne konuşacağız. Kene kaynaklı hastalıklara karşı belli başlı risk gruplarımız var. Özellikle bunlar sahada olan insanlar. Kimler? Mesela çiftçiler, tarımla uğraşanlar, işte kamp, piknik yapanlar, özellikle mezbaha çalışanları. Yine özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların, Hani yoğun hayvancılık faaliyetiyle ilgilenenler risk altında. Mücadele açısından da aslında kene kaynaklı hastalıklar ve kenelerle mücadele için bizim özellikle çiftçilerimize çok büyük iş düşüyor. Sahada çok yoğun miktarda gördüğümüz kenenin ana hedefi, ana konakları bizim çiftlik hayvanlarımız. Sonbahar aylarındayız. Çiftçiler özellikle hayvanlarını sonbahar aylarında ahırlarına alıyorlar. Hayvanları ahırlarına almadan önce hayvanlarının çok güçlü bir şekilde, e, dikkatli bir şekilde ilaçlamaları gerekiyor. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü önümüzdeki dönem e, sahada yine o koyunların işte ineklerin üzerinde bulunan Çiftlik hayvanlarının üzerinde bulunan keneler yumurtlayacaklar, sahaya dökülecekler, sahaya çıkmış olacaklar. Hayvanlar üzerinden gelecekler bunlar ya da ahırlarımız üzerinden gelecekler. O noktada çiftçilerimize çok büyük iş düşüyor. Hayvanlarını dikkatli bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı ya da takip edilmesini istediği prosedürü uygun bir şekilde ilaçlamaları gerekiyor. Kene popülasyonunu azaltmak için bu çok önemli. Evet uzmanımız anlattı. Kene hakikaten kendimizi müdahale etmemesi gerektiği bir şey bunu daha önceki doktorlar da tabii. dinlemiştik hepimiz biliyoruz hatta bunun üzerinde yani biyolojik bir saldırı olduğu da Hı -hı. söyleniyor biz keneyi çok gördük ben köylü çocuğuyum kenenin öyle ısırığı mısırı falan yoktur <laughs> çok da hayvanın sırtına şurasına burasına yapışırdı Efendim veteriner hekimler geliyordu hayvanlar banyodan geçiriliyordu ya da toz bir serpme vardı Korunurduk Ben keneyi efendim son yıllarda duydum. Evet. Ee, ölümlere neden, neden olan oluyor? bir şey. Evet. Ki. Evet şimdi bir sağlık haberimiz var. Daha var. Ee, diş hekimine kulak vereceğiz efendim. Diş sağlığı tüm vücudu etkiliyormuş. Dinleyelim üstüne konuşacağız. Klasik yıldır Muş Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapmaktayım. Ee, bu hafta ağız diş sağlığı haftası münasebetiyle bir iki kelam etmek isteriz eee toplumumuzda malum az diş e, sağlığı hijyeni çok yetersiz. E, buna buna bağlı olarak ağız e, ağız ve diş e, hastalıkları e, maalesef e, toplumumuzda mevcut ve e, çok sayıda. E, bunun için e, toplumun e, yeteri kadar bilgilendirilmesi konusunda e, bazı hassasiyetlerin e, önemine arz etmek isterim. Evet. E, toplumumuzda maalesef e, ağızdaki problemlerin sadece dişleri ilgilendirebildiği kanısı kanısı var maalesef. Bu yanlış bir e, yaklaşımdır. E, ağızdaki enfeksiyonlar sadece ağzı ilgilendirmez. E, vücud, vücudumuzdaki bütün organları maalesef etkileyebiliyor. E, bunun için e, iyi bir, sağlıklı bir bedenin olabilmesi için e, ağız hijyeninin çok iyi olması gerekiyor. E, Ağız sağlığı erken kanser teşhisi için önemli bir bulgudur. Bazen hasta bir kanserin farkında olmayabilir. Biz bunu ağız içinde ilk muayene ile teşhis edebiliriz. Erken teşhis için hastalarımızı düzenli olarak 6 ayda bir rutin diş kontrollerine bekleriz. Öncelikle ben bir model üzerinde göstermek isterim. Bu bizim üst çenemiz, alt çenemiz eğer şey yaklaştırabilirseniz toplumumuzda fırçalama ilgili bazı eksiklikler, noksanlıklar mevcut maalesef. Fırçalama yaparken şöyle diş etinden dişe doğru böyle fırçalar tarzı süpürür gibi bu şekilde diş etinden dişe doğru bütün dişlerimizi bizim nizami bir şekilde her bir dişe 7-8 defa diş şey diyecek, fırça diyecek şekilde dişlerimizi iyice fırçalamamız gerekiyor. Şu şekil. En son iç taraflarını da fırçalıyoruz. Öne doğru geldiğimiz zaman Fırçayı şöyle dik bir hale getirip şu şekil, şöyle dişlerini de temizliyoruz. En son içerisi en son e, dişlerimizin üst yüzeylerini temizleyip e, fırçalamamız maalesef burada kalmıyor. Bir de dilimizi de e, dil temizli, temizli, temizleyicileri de var. E, fırçaların arkasında şöyle yumuşak bir bölge de var. bununla da biz fırçalamamız bittikten sonra dişlerimizi e, tekrardan şey yapabiliriz, temizleyebiliriz. Ee, bu konuda e, ha, e, hastalarımız, hastalarımızı e, düzenli kontrol için hekimler, he, hekimlerin muayene bekleriz. Evet, diş sağlığımızı biraz aksatıyoruz gibi geliyor. Yani biraz dişçi e, o koltuğuna oturma fobisi evet. çoğu insanda vardır. Ama e, diş sağlığına e, önem göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Diş fırçalamayı zaten ilkokuldan beri hep işte nasıl iki dakika fırçalayacağız, işte yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı işte doktorun anlattığı gibi, diş hekiminin anlattığı gibi. Ee, çok güzel böyle tanıtıcı kamu spotu dediğimiz şeyler olurdu. Evet. Ee, filmler olurdu, reklamlar olurdu. Şimdi çok kalmadı şarkılı böyle hatırlar mısınız? Tabii suyu boşa akıtmadan, israf etmeden tabii güzel diye. bir şeydi. Aynen şimdi birazcık daha bunların fazla olması lazım. Ee, birazcık bu konuda e, daha titiz olmamız gerekiyor Titiz bence. olmak lazım. Ben her zaman söylüyorum ağız ve diş sağlığı çok için önemli. günde bir tane karanfil efendim. Aa, peki en azından efendim. Çok Ağzınızda dolaştırın sonra evet. yumuşayınca çiğneyip yutuverin efendim. Evet Atabey çok teşekkür ben ediyorum size. Ben teşekkür ederim size. efendim. Evet efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapım emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.